Sanayi konuşmaya devam ediyoruz. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği, TaySat, kısa adı TaySat Başkanı Alper Kanca. Alper Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi 2020 yılında ihracat genel anlamda bir şekilde pandemi nedeniyle kapıların kapandığı bir dönemde başarılı bir yıl geçirdi. İşte hedefin üzerinde bir ihracat yaşandı. Şimdi otomotiv sektörü, taşıt araçları önemli. Burada Türkiye'nin başlıca ihracat sektörü olan otomotiv, ihracatın üçte birini gerçekleştiriyor, tedarik sanayi. Nasıl bir 2021 göreceğiz bu anlamda? Hedefleriniz, beklentileriniz, yılın ilk ayı, Ocak ayı neye işaret ediyor? Gelecekle ilgili ne gösteriyor? Şöyle söyleyelim, evet Türkiye otomotiv sektörü hem araç imalatçılarıyla hem de parça imalatçılarıyla beraber Türkiye'nin ihracat şampiyonu yıllardan beri. Biz de bunu hep gururla söylüyoruz. Bu 2020 yılında, yani pandemi olduğu dönemde de aynı kaldı. 2020 yılı aslında başladığımız hedeflere göre tabii ki istediğimiz sonuca ulaşamadık. Ama Mart-Nisan aylarındaki hani o inanılmaz derecede kötü döneme göre evet sene sonunu iyi kapadık. Sene sonu otomotiv sektörü diğer birçok sektöre göre bence başarılı kapadı. Şimdi 2020 senesi bir kayıp yıl. Özellikle ihracat açısından kayıp bir yıl. Türkiye iç pazarını bir şekilde korudu. Türkiye iç pazarında bir şekilde satışlar arttı. Tüketici daha çok araç aldı. Ama ihracatta aslında baktığımızda bir kayıp yıl. İki açıdan kayıp yıl. Bir, beklediğimiz üretim adetlerine ulaşamadık. İki, her sene normalde bizim bütün üyelerimiz yıl içerisinde yeni parça siparişleri alır. Yeni araçlar devreye girer, yeni projeler devreye girer ve bu yeni devreye giren projeler için bizim üyelerimiz de yeni parça siparişleri alır. 2020 yılında ne yazık ki seyahat engelleri dolayısıyla, evde çalışma, uzaktan çalışma falan birçok sebepten dolayı yeni proje sayısı Avrupa'da çok azaldı. Dolayısıyla bize de oradan çok yeni sipariş gelmedi. Bunu 2021 senesinde çok hissetmeyeceğiz. Asıl bunun etkileri 2022 senesinde olacak. Dolayısıyla bu 2020'nin kaybı otomotiv sektöründe, özellikle Türkiye gibi ihracatçı bir ülkede, muhtemelen 2022 yılını bile sarkacak. O yıllarda kendisini gösterecek. Peki 2021'den ne bekliyoruz? 2021 mutlaka 2020'den daha iyi olacak. Öyle gözüküyor. Bizim bütün planlarımız ona göre. Siparişler de zaten daha önceden geliyordur size. Evet, otomotiv sektörünün böyle bir özelliği var. Biz aylar öncesinden siparişlerimizi görebiliyoruz. Ama pandemiyle değişen ve olumsuz değişen birçok şeyden bir tanesi de bu. Piyasalar çok esnek, çok oynak olmaya başladı. Avrupa'daki müşterilerimiz eskiden bize 6 aylık sipariş verirdi. Hatta bazıları bir sene öncesinden sipariş verirdi. Ama şimdi bunlar gitgide çok daha sık değişmeye başladı. Mesela Aralık ayında ya da Kasım ayının sonunda, Aralık ayında başka bir 2021 düşünürken, daha ümitli, daha yüksek adetli bir 2021 düşünürken, Ocak ayında birazcık daha tedbirli düşünmeye başlıyoruz. Neden? Mesela Avrupa'daki en büyük otomotiv pazarı Almanya. Almanya hem sanayi olarak büyük hem de en zengin pazara sahip. Ama Almanya'da mesela aşı işi o kadar da iyi gitmiyor. Yani beklediğimiz kadar iyi gitmiyor, beklediğimiz süratle gitmiyor. Dolayısıyla kısıtlamalar devam ediyor. Fransa'da devam ediyor mesela. İspanya'da da devam ediyor. Otomotiv pazarında biraz beklediğimizin altında bir gerçekleşme olacak. Türkiye ihracatçı bir ülke. Avrupa pazarları iyileşmedikçe Türkiye'nin performansını çok yükseltmesi de kolay değil. Şu aklıma geliyor. Şimdi 2020 yılında iç pazara vurgu yaptınız. İç pazardaki canlılık olmasaydı nasıl bir tablo ortaya çıkardı? İç pazardaki canlılık olmasaydı gerçekten daha kötü olurdu, çok kötü olurdu. İç pazar hem bize moral verdi, hem bizim fabrikalarımızın tamamen kapanmamasına vesile oldu. Yani üretimi tamamen durdurmak demek sanayi işletmeleri için gerçekten çok kötü. Bütün çalışanların eve gitmesi, makinelerin durması, iç pazar bize motivasyon oldu. Artı bir de fabrikalarımızı ayakta tuttuk. Dolayısıyla bence bu da şeyi gösteriyor tabii. Tekrar onu da vurgulamak lazım. İç pazar önemli.
Ne kadar güçlü bir ihracatınız olursa olsun, ne kadar çok ihracat miktarınız olursa olsun, kendi sahanızda siz hani futbol tabirle maç kazanamıyorsanız, kendi sahanızda iyi oynayamıyorsanız, yurt dışındaki ihracattaki başarılarınız bir yerde yetmiyor. İç pazar önemli. Şunu söyleyeyim, Türkiye çok daha büyük bir iç pazara sahip olabilir. Yani bugün konuştuğumuz adetler Türkiye'nin aslında potansiyeline bakıldığı zaman büyük değil. Türkiye'de çok daha fazla araç satılabilir. Ama bizim daha fazla yerli aracımız olması lazım. Daha fazla yerli üretime itibar olması lazım. Çünkü Türkiye'de araç sayısı arttıkça ithal araç da çoğalıyor. Dolayısıyla yurt dışına daha fazla döviz giriyor. Türkiye'de üretilen araçlardan daha fazla Türkiye'de satılmalı. Evet. Şimdi tabii böyle bir tablo olmasaydı durum daha kötü olurdu. Fabrikalar durma noktası gelirdi diyorsunuz. İstihdam anlamında ciddi kayıplar yaşanır mıydı? Otomotiv sektöründe aslında ciddi bir istihdam kaybı olmadı. O yurt içinin bu yurt içi pazarın canlı olmasının da etkisi var. Ama bundan çok daha fazla etkisi olan bir şey var. Hani olumsuzlukları söylemek gerekiyor ama olumlu şeyleri de takdir etmek lazım. Özellikle kısa süreli çalışma ödeneğinin devreye girilmesi, çok hızlı bir şekilde devreye girilmesi, devletin bu konuda gereken desteği vermesi, ciddi miktarda da çalışanlara para ödemesi. Dolayısıyla şirketler bakıldığında 2020 senesinde devletin bu destekleri sayesinde istihdamda çok fazla kayıba uğramadı. İstemediler de zaten. Bizim sektörümüzde yetişmiş insan çok önemli. Devlet de böyle bir destek verince hani hem izin parası verdi hem kısa süreli çalışma parası verdi. Dolayısıyla şirketler neredeyse hiç çalışan çıkarmadılar. Hatta şöyle söyleyeyim, 2020'nin son çeyreğinde hastalık biraz biliyorsunuz yaygınlaştı, çok yoğunlaştı Ekim-Kasım aylarında. Hatta o dönemde ilave istihdam oldu. Yani hasta olduklarından dolayı işe gelemeyenlerin yerine ilave istihdam oldu. Dolayısıyla belki özet olarak şu söylenebilir: 2020'de adet kaybettik, ciro kaybettik, belki karlılık da kaybettik ama çalışanlarımızı kaybetmedik. Bu da çok önemli aslında. Ekonominin devamı açısından çok önemli. Şimdi tedarik sanayi ihracatının 2021'de 10,5 milyar dolar olmasını hedefliyorsunuz. Evet. 2021 için. Şimdi tedarik sanayi aslında bakıldığında otomotiv sektörünün bir parçası. Ama biz araç üreticilerine göre, hani OEM dediğimiz araç üreticilerine göre biraz daha esneyiz. Biz daha küçük yatlarız, gemileriz, tekneleriz diyelim. Biz daha kolay şekillenebiliyoruz, daha kolay pazar değiştirebiliyoruz. Büyük şirketler, o devasa araç üreticileri, işte otomobil üreticileri biraz daha yavaş hareket ediyorlar. Otomotiv tedarik sanayi bu krizden biraz daha az hasarla çıktı. Ve ümit ediyoruz 2021 senesinde de bu hasarı, 2020'deki hasarı giderecek ve ihracatını da artıracak. Tabii burada Avrupa piyasalarının biraz da canlanması önemli. Amerika mesela bu anlamda bizim için önemli bir pazar olabilir. Trump döneminde ne yazık ki Trump'ın o genel yaklaşımı dolayısıyla biraz zordu. Ama muhtemelen Biden döneminde ticaret yasakları, belki kısıtlamaları azalacak. Dolayısıyla Türk otomotiv sektörünün Amerika'ya da açılması söz konusu. Zaten belli girişimler vardı. Bu da bizim ihracatımızı artırabilir. Ocak ayı verilerine baktığımızda Amerika'ya yapılan ihracatta ciddi bir artış var. Amerika önemli bir paya sahip olmaya doğru gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri pazar olarak önemli bir yere doğru gidiyor. Ya dünyanın en büyük ekonomisi bu kadar kısıtlamalarla gitmesi mümkün değildi. Yani Amerika birçok şeye ilave vergi koydu, yasakladı falan filan. Bunun sürmesi mümkün değildi. Bence Türkiye açısından da önemli bir pazar. Yani Türkiye Amerika'da daha fazla temsil edilmeli. Çok küçük bir oranda aslında baktığımızda ihracatımız var. Çok daha büyük ihracat yapabiliriz. Ümit ediyorum 2021'de buna vesile olur. Şimdi bizim tedarik sanayimiz oldukça yetenekli, ustalaşmış bir tedarik sanayimiz var. Hem insan kalitesi anlamında, hem üretim anlamında, toplam kalite anlamında da önemli bir yere sahip. Peki, şunu soracağım. Bir de ihracatçı bir sektörden bahsediyoruz. Bir, ham madde fiyatları bu dönemde sizleri nasıl etkiliyor? İki, TL'nin değerlenmesi ihracat anlamında nasıl bir etki yaratır? Biraz önce Pagevi Başkanı, değerli meslektaşımı dinledim. Evet, plastikte ham madde fiyatlarında çok daha fazla artış var.
Ama genelde dünyada birçok ham madde fiyatında artış var. Yani bu pandemiyle beraber dünyanın bir dengesi vardı. Bir şekilde bir dengede ilerliyordu dünya. O denge bozuldu. Yani bir kıtada işler durdu, öbür kıtada çalışma oldu falan derken büyük devasa tesisler durdu. Sonra tekrar çalışmaya başladılar. Çelik fabrikaları ve plastik ham madde üreten şirketler çok büyük fabrikalar. Bunların durup yeniden çalışmaları çok kolay değil ve bunları senkronize çalıştırmak kolay değil. Dolayısıyla her ülkede ham madde sıkıntısı başlıyor açık söylemek gerekirse. Yani plastikte sıkıntı var, çelikte sıkıntı var. Kapasite mi yok? Hayır, kapasite var. Yani çelik konusunda kapasite yeterince var ama arz talep kesişmedi. Tedarik sıkıntı, arz talep sıkıntı. Çelikte de böyle fiyat artışları var. Özellikle saç ve çubuk çelik dediğimiz çelikte de fiyat artışları var. Bunların bir süre içinde ben yerine sağlıklı bir şekilde oturacağını düşünüyorum. Yani şu anda bu arz talep dengesizliğinden dolayı böyle ama önümüzdeki günlerde bu Evet. yerine oturacak. Kur artışları yani bildiğiniz şey kur artışları bu kadar yüksek olmamalıydı. Bu kadar yüksek aşağı inmemeliydi. Bizim sektörümüz açısından bakıldığında kur artışlarının ihracatımızı arttırmasına çok büyük bir etkisi yok. Çünkü otomotiv sektörü daha planlı, daha uzun vadeli. Hani hiçbir müşterimiz işte bir indirimden dolayı aniden kararını değiştirmez. Ama şu kesin, bu kur artışları tabii ki maliyetlerde bir miktar olumsuzluk yapacak ama ümit ediyorum 2021 senesinde daha stabil bir ekonomi olacak. Faizler daha stabil olacak. Yatırım için önümüzü göreceğiz. Dolayısıyla kurdaki bu ani yükseliş normalleşecek ve biz bunu doğal olarak kabul edeceğiz. Peki şimdi bir de otomotiv sanayinde değişen bir dünya söz konusu. Artık fosil yakıt araçlar yerini elektrikli araçlara doğru bırakıyor. Önce dizel konusunda kararlar gelmeye başladı. Sonra ardından çok hızlı bir şekilde benzinli araçların işte Avrupa'da başka ülkelerde kullanımına yönelik kararlar, işte kullanılmayacağına yönelik kararlar. Otomobil firmaları artık işte benzinli veya dizel fosil yakıtlı araç üretmeyeceğini bir tarihten sonra yavaş yavaş tarihleri açıklamaya başladılar. Sonuçta değişen bir dünya söz konusu. Peki bizim için çok önemli olan istihdam sağlayan, ihracat sağlayan tedarik sanayi, otomotiv tedarik sanayi bu anlamda ne yapıyor? Hazırlığı ne durumda? Şimdi birkaç sene içerisinde dünyada özellikle bizim de içinde olduğumuz Avrupa etki bölgesinde çok ciddi değişim oldu sizin de söylediğiniz gibi. Şöyle söyleyeyim, bu meşhur dizel skandalı öncesinde, Amerika'daki dizel skandalı öncesinde Türkiye'de ve Avrupa'da dizel ve benzinli araçların satış oranları neredeyse %50-50 idi. Hatta dizel Türkiye'de mesela Çok yüksekti. %60 seviyesinde falandı. Türkiye daha fazla bir dizel kullanıcısıydı. Ama dizel skandalı sonrası gelişen olaylarla dizelden benzinliğe bir kayıp oldu ve pandemi döneminde özellikle bu sefer her ikisinden de yani fosil yakıtlı araçlardan elektrikli araçlara bir dönüş oldu. Bazı ülkelerde biliyorsunuz inanılmaz yüksek rakamlar var. Yani kuzey ülkelerinde ciddi artışlar var. Elektrikli araçlara bir dönüş var. Doğrudan elektrikli araçlar ve hibrit araçlar. Yani her ikisiyle beraber artış Hı. var. Türkiye'de bu artışı biz çok hissetmiyoruz. Hatta yakınlarda bir ÖTV zammı da oldu mesela. Evet. Henüz Türkiye'deki satış adetlerine baktığımızda binde bir, binde üç falan civarında elektrikli araç satılıyor. Yani geçen sene Türkiye'de 800-900 tane araç satılmış. Ama dünya buraya gidiyor. Araç teknolojisi buraya gidiyor ve sizin söylediğiniz gibi Türkiye'nin ihracatta bir numarası olan bir sektörde gelecekte ne yapacağız? Biz bu konuda hazırlıklar yapıyoruz ama bu konuda hazırlıklar birkaç koldan olması gerekiyor. Bir, Türkiye'de elektrikli araç üretilmesi gerekiyor. Yani biz O sadece başladı, o parça... yapılıyor. Evet, bu bence Türkiye için bir şans. Yani Türkiye'de elektrikli araç üretilmesi gerekiyor. Biz bu aracın parçalarını yapabiliyor olmamız lazım. Yeteneklerimizi geliştiriyor olabilmemiz lazım. Artı bugünkü gibi yurt dışına ihracat yapabiliyor olmamız lazım. Bu bir anlayış değişikliği gerektiriyor. Bu şirketlerin olaya bakışını değiştirmek gerekiyor. Mühendis kabiliyetimizi değiştirmemiz gerekiyor. Ama bu hep beraber yapılacak bir iş. Yani bunun bir tarafı devletin teşvikleri. Bir tarafı Türkiye'de üretilecek elektrikli araçlar. Tok bunlardan bir tanesi. Türkiye'de iki tane büyük üretici hibrit araç üretiyor. Aslında
hibrit araçlar da çok önemli. Mesela benim fikrim Türkiye'deki hibrit araç üreticilerinin de desteklenmesi gerekiyor. Yani ne kadar fazla hibrit araç üretilir, o konuda bizim de bilgimiz, tecrübemiz artarsa yurt dışına ihracat sırasında o bilgi bize lazım olacak. Önce kendi ülkemizde bu tecrübeyi kazanmamız, kendi ülkemizde bu yetkinlikleri kazanmamız gerekiyor. Ama gelecek evet çok zorlu olacak. Yani birkaç sene sonra yine fırsat olur mesela böyle bir ortamda olursak Türkiye'nin ihracat şampiyonu olabilir miyiz? Bu soru işareti. Dolayısıyla önümüzde bir zaman var ve bu zamanı iyi değerlendirip o döneme hazırlanması gerekiyor. Otomotiv tedarik sanayi, yan sanayinin önemli bir sanayi çünkü Türkiye için. Çok teşekkür ederiz. Ben Taysat teşekkür ederim. Başkanı Alper Kanca, teşekkürler bu hoş sohbet için, değerlendirmeler için. Evet, bu bağlantıyla biz de ekonomi notlarının sonuna geldik. Hoşça kalın.